1. Uluslararası Akdeniz Kentleri Sanat Buluşması'nda 2016 yılı Altın Defne Edebiyat Ödülünü kazanan şair yazar Sabahattin Yalkın, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Yalkın'ın yanı sıra Alen Antakya Kültür Derneği Başkanı Mehmet Karasu, Alen Antakya Kültür Derneği üyesi Cemil Yıldız da katıldı. Ağaç yaşken eğilir atasözünü rehber edinen şehir tiyatrosu 5-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik yaratıcı drama çalışmalarını gerçekleştiriyor. 5-6 yaş yaratıcı drama çalışmaları her cumartesi 10.30 ile 13.30 saatlerinde Çekmece sahnesinde ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak. Erzincan Belediyesi bünyesinde yer alan Erzincan Kent Konseyi yapılan kongre sonucunda yeni başkanını seçti. Önceki başkan Avukat Ökkeş Elmasoğlu aday olmazken Mustafa Vural Erzincan Kent Konseyi başkanlığına seçildi. Hatay'ın Erzincan ilçesinde geçen hafta İbrahim Emiroğlu Caddesi, Fatih Caddesi kavşağında önüne çıkan narenci işçilerini taşıyan otobüsle çarpışması sonucu yaralanan Muhammed Mustafa Cengiz, kaldırıldığı 4 yol devlet hastanesinde yoğun bakımda bir hafta kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Samandağ Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimi kursu Samandağ Belediye Yeni Çarşı Salonu'nda Abigem Direktörü İdil Siret Teoman eğitmenliğinde başladı. Katılımcılar 4 gün sürecek eğitimin sonunda belge almaya hak kazanacak. Samandağ Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DOAKA 2016 Teknik Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan risk yönetimi ve iç denetim mekanizmalarının geliştirilmesi eğitimi başladı. 3 gün sürecek eğitime tam katılım gösteren belediye personellerine sertifika verilecek. Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü okullarda atık pili ile ilgili eğitim çalışması başlattı. Atık pili ile ilgili geri dönüşüme kazandırılması için animasyon ve slide destekli görsel eğitim verildi. Yeniköy İlkokulu, Seldiren İlk ve Ortaokulu, Ceylandere İlkokulu, Büyükoba İlkokulu ve Batıayaz Bedi Sabuncu mahallelerindeki ilk ve ortaokulları atık pillerin geri dönüşüme kazandırılması çalışmaları kapsamında ziyaret eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekip toplamda 355 öğrenciye eğitim verdi. Hatsu Vadisi 30 Haziran 2016 tarihi öncesine ait su ve atık su borçlarına yönelik yapılandırmaları 25 Kasım'a uzattı. Ödeme yapmak için abone bilgileri ve nüfus cüzdanı bilgileriyle Hatsu hizmet binalarına müracaat edebilirsiniz. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 7 ay süren temizlik çalışmaları kapsamında denizlerden 580 ton atık topladı.